Öncelikle merhaba. Bugün köpeklerde BAF diyeti yani çiğ beslenme ile ilgili bilgiler vereceğim ve benim nasıl yaptığımı, bu diyeti nasıl uyguladığımı, boy kayı ve tineyi nasıl beslediğimi göstereceğim. Şimdi burada 2 kilogram tavuk var. Köpek başı 1 kilogram tavuk olmak üzere öğünlerimizi hazırlayacağız. İlk önce tavukları açalım. Evet, tavuklarımızı açtık. Şimdi şu konuya da değinmek istiyorum. Çiğ olarak verilen etlerin köpeklerde iç parazit yapmaması için 3 gün derin dondurucu veya dip frizde dondurulması ve ondan sonra çözdürülüp verilmesi gerekiyor. Bendeki tavuklar 1 haftadır derin dondurucudaydı. Sabah çıkarttım, çözüldü ve şimdi köpeklere vereceğim. Bu tavuklara BİM'de kilosu 2.75'e bulabilirsiniz. Üzerinde pilik çorbalık yazıyor. Evet, tavuklarımızı koyalım. Evet, tavuklarımızı koyduk. Şimdi üstüne bir tane yumurta koyacağım. Evet, koyduk. Şu an bu hazır. Şunu da belirteyim. Bu yumurta kabuklarını kurutup ezip toz haline getirip köpeklerinizi yemeklerine koyabilirsiniz. Çok güzel bir kalsiyum kaynağı. Ek gıda olarak kullanabilirsiniz. Şimdi Boyka'nın yemeğini vereceğiz. Boyka. Bekle. Geç yuvana. Geç yuvana. Geç yuvana geç. Evet, bekle orada. Gel oğlum buraya. Gel. Otur. Gel sana. Yemek istiyor musun ona? Yeme. Yeme. Ye. Ye. Lan ye lan. Yemiyor. Ye. Diyor. Evet, köpeğimiz bu etleri yerken çok fazla yaklaşmayı isteyebilir. Çiğ et yerken rahatsız etmeyi sevmiyorlar. Hiçbir köpek sevmez. En iyi beslenme şekli raw veya bat, hiç fark etmez. Yani çiğ beslenme. Kül sağlığı vesaire. Sevdirdim beslenme köpeği saldırganlaştırırmış. Köpeği vahşileştirirmiş. Bu gibi yalanlara inanmayın. Bunların bir ispatı yok. Böyle bir şey yok. Değil mi oğlum? En iyi beslenme şekli bar veya çiğ beslenme veya raw. Yani çiğ beslenme. Evet. Köpek de mutlu, ben de mutluyum. Şimdi Tina'ya vereceğim. İkisine aynı anda veremiyorum, kavga ediyorlar. Şimdi sıra sende. Bu da böyle bir videoydu. Beni takipte kalın.
Çok güzel videolar gelecek. Herkese iyi günler.